Merhaba Boğa Burcu ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Eylül 2022 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 5 Eylül tarihinde şurada görmüş olduğunuz Venüs sizin 5. evinizde Başak Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Ayın başından 23'üne kadar Güneş de orada olacak. Siz bir toprak grubu olduğunuz için 5. evden size çok güzel açılar gönderecek, sizi destekleyecek. Bu ay 5. ev konuları çok önemli görünüyor. O yüzden tek tek bahsetmek istiyorum. 5. ev konuları bizim aşk hayatımız, romantizm ve tutku duygularımız ve onları besleyen kanallar. Cinsellik ve çekimle alakalı konular. Çocuklarla ilgili meseleler, özellikle ilk çocuk haberi, hamilelik, borsa, kumar gibi riskli yatırım alanları, hobilerimiz, sahnelediklerimiz, yaratıcı çalışmalarımız, kreatif alanlar, hayattan keyif aldığımız faaliyetler, kumar, eğlence, tatiller, partiler, spor, tiyatro, konser, sinema hepsi olabilir. Beşinci ev böyle dediğim gibi bize daha çok keyif veren, mutluluk duyduğumuz faaliyetlerle alakalıdır. Şimdi Venüs'ün de buradaki transitiyle beraber hem bu konularda destekleneceksiniz hem yapmak istediğiniz bu konu başlıklarıyla alakalı maddi destekler bulma şansınız da olacak. Ya da kadınlardan gelen destekler olabilir. Aşk hayatımızla da alakalı olduğu için özellikle hayatımızda birisi varsa onunla anlaşmada problemler yaşıyorsak onları çözümleyebiliriz. Ya da bu aşk romantizm tutkularını besleyen güzel gelişmeler yaşayabiliriz. Hayatında ilişkisi olmayan arkadaşlarımız için yeni ilişki fırsatları olabilir. Özellikle bu 5 Eylül 29 Eylül tarihleri arasında mutlaka çok sosyal olmaya özen gösterin. Sizler adına yeni bir ilişki fırsatını getirebilir buradaki bu güzel gelişmeler. Şimdi ilerleyelim bir sonraki görselimize. 10 Eylül tarihinde şurada görmüş olduğunuz gibi 11. evinizde Balık burcunda 17 derecede bir dolunay gerçekleşecek. Dolunaylar da bir kapanış enerjisidir. Bir sonucunuz var. Nihayetlendirmeniz gereken. Dediğim gibi 10 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Balık burcunda 17 derecede. 11. ev konuları üzerinden. Şimdi 11. ev konuları nelerdi? Tek tek değinmek istiyorum. 11. ev konuları bizim geleceğe yönelik hayallerimizdir, ümitlerimizdir, beklentilerimizdir. Sosyal çevremizdir, yakın arkadaşlarımız, dostlarımızdır. Katıldığımız partiler, dernekler, organizasyonlar, düşünce kuruluşları gibi kalabalık çevrelerdir. Bütünün hayrına yaptığımız çalışmalardır. Vizyonumuz, büyük hayat planlarımızla ilgilidir. Kariyerden gelen toplu paralar, kariyerin getirileriyle alakalıdır. Bizden statü olarak yüksekte bulunan kişilerden gelen destekler, öneriler, yönlendirmelerdir. Teknolojik aletlerle ilgili konulardır. Kalabalık gruplara sosyal medyadan yaptığımız böyle erişim varsa oradan yaptığımız çalışmalar olabilir, iş olabilir. Ya da sosyalleşmek adına varsa bu tarzı kullanıyorsanız sosyal medyayı onlarla ilgili olabilir. Üvey evlattır. Abi ve ablaların hayatı ve onlardan gelen desteklerle alakalıdır. Gibi dediğim gibi daha çok böyle sosyal çevremiz, işte kariyerden tanıdığımız kişiler, hayallerimiz, ümitlerimiz vesaire böyle daha böyle geniş kapsamlı konuları ifade ediyor. Şimdi bunlarla alakalı bir sonuç ortaya çıkacak. Biraz ama bu sonuçta yüzleşmelerle beraber gelecek bu sonuç. Şimdi burada Neptün'ün gördüğünüz gibi karşıt açısı var Güneş'le. Neptün biliyorsunuz gerçek olmayan hayallerle alakalı konuları ifade eder. Güneş de tam tersi hakikatlerle alakalıdır. Özellikle şimdi burası bizim sosyal çevremizle alakalı olduğu için bazı arkadaşlarınızın, dostlarınızın gerçek yüzüyle tanışabilirsiniz. Bazı yalanlar ortaya çıkabilir, ortaya dökülebilir. Böyle bir yüzleşme yaşayabilirsiniz sosyal çevrenizde. Ya da mesela sizin büyük hayat planlarınız vardır. Bir takım hayalleriniz vardır. Onlar adına gerçekleştirmek adına
attığınız bir takım adımlar vardır. Onların ne kadarı doğru, ne kadarı gerçek, ne kadarında ben kendimi kandırdım, ne kadarı doğruydu vesaire. Bunu tartmak adına da değerlendirmelerde bulunmak adına da güzel bir fırsat olacaktır burada. Hani kendinizi daha net görebileceğiniz konular ortaya çıkacaktır. Dediğim gibi burada bir kapanış var. Yani hem sosyal çevreniz olabilir, hem işte kariyer adına beklentileriniz ya da daha yani büyük resimden bakacak olursak büyük hayat planlarınızla alakalı olabilir. Dediğim gibi hani çok geniş konular var. Az önce bahsettim, herkesin gündemine göre değişkenlik gösterecektir ama burada dediğim gibi böyle hayallerle gerçekler ne kadar örtüşüyor, ne kadar örtüşmüyor, kim size ne kadar yalan söyledi, kendinizi siz ne kadar kandırdınız vesaire, bunun bir muhakemesini yaşayacaksınız özet olarak. Aynı tarihte 10 Eylül tarihinde Merkür'de şurada görmüş olduğunuz gibi 6. evinizde 8 derecede retro hareketine başlayacak. Şimdi bu ayın geneline baktığımızda hep retro gezegenler var. Bakın burada bahsettik. 10 Eylül'de şimdi Merkür'ün retrosu var. Ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Plüton'un retrosu var. Satürn'ün retrosu. Neptün yine retroda. Jüpiter retroda. Chiron retroda. Uranüs retroda. Hep retroda gezegenler var. O yüzden bu ayın geneline baktığımızda aslında böyle sürekli böyle tekrarlar, ertelemeler, belirsizlikler, biraz böyle akış yavaşlama olacak. Belirsiz durumlar olabilir. Biraz süreçler uzayabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ama özellikle bu Merkür'ün retrosuyla acele kararlardan uzak durun. İmzalardan özellikle uzak durun. Biraz bekleyin. Bekletin. Mutlaka imzalarınızı atmayın. Çok belirsiz durumlar var. Enerji akışında böyle sürekli tekrar gündeme almak, uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. O yüzden başlatmak yerine bir şeyleri ya da imzalamak yerine biraz daha böyle beklemede kalırsanız çok daha hayrınız olacaktır. Şimdi dedik ki Merkür 6. evinizde geri hareketine başlayacak dedik. 23 Eylül'e kadar 6. evinizde Terazi Burcu'nda geri harekette olacak Merkür. 6. ev konuları da bu ay çok çok önemli. O yüzden tek tek değinmek istiyorum öncelikle. 6. ev konuları bizim hizmet ettiklerimiz, hizmet aldıklarımız, sağlığımız, özellikle kronik sağlık problemlerimiz, beslenmemiz, diyet, fitness gibi yaptığımız uygulamalar, çalışma hayatımız, görev ve sorumluluklarımız, bütün düzenimiz, rutin hayatımız, evcil hayvanlarımız, iş ve iş koşullarındaki değişiklikler, çalışma arkadaşlarınızın ve çalışma ortamınızın uğradığı değişiklikler, günlük programımız, günlük programımızı yönetme biçimimiz, angarya işlerimiz, temizlik alışkanlıklarımız gibi konuları ifade eder. Şimdi burada özellikle Merkür'ün geri hareketiyle beraber özellikle iş yerimizde bu bahsettiğim işte hizmet ettiklerimiz, hizmet aldıklarımız vesaire, bunlarda yanlış anlaşılmalar olabilir. Doğru iletişim kuramayabilirsiniz. Size doğru aktarıldığını zannedersiniz, doğru anladığınızı zannedersiniz ama tamamen yanlış anlayabilirsiniz. Kronik sağlık problemleriniz özellikle tetiklenebilir. Lütfen varsa böyle şikayetleriniz, onlarla alakalı aksatmadan gerekli kontrollerinizi yaptırmanızı tavsiye ederim bu ay özellikle. Onun dışında şimdi çalışma hayatınızla da ilgili olduğu için bu ay 6. ev özellikle çalışma hayatınızda gerekli kontrollerinizi böyle bir kez daha üzerinden geçerek yapmanızı tavsiye ederim. İletişim araçlarınız bozulabilir. Mutlaka kaydedin. Şifrelerinize ya bilgi hırsızlığı olabilir. Şifrelerinize dikkat edin. Gönderdiğiniz maillere dikkat edin. İletişim araçlarınıza, ulaşım araçlarınıza, hepsine dikkat edin. Sarf ettiğiniz kelimelere, cümlelere, kimin yanında ne konuştuğunuza dikkat edin. Yanlış anlaşılabilirsiniz. Yanlış anlayabilirsiniz. Bütün bu bahsettiğim Merkür retro yaşanan aksiliklerin hepsi tek tek yaşayabilirsiniz. Hem 6. evinizde olacak, hem çalışma hayatınızı ilgilendirecek, hem de özel hayatınızı bahsedeceğim. O yüzden lütfen önce Terazi Burcu'nda gelecek, sonra Başak Burcu'nda bahsedeceğim. Lütfen hem iletişim dilinize hem de çalışma ortamınızda yaptığınız görev ve sorumluluklarınızda gerekli kontrolleri bir kez daha yaparak dikkat ederek yaparsanız çok daha
hafif şekilde yaşayarak bu olumsuz etkileri atlatmış olursunuz. Şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 23 Eylül tarihinde Güneş de Terazi burcuna geçecek. Az önce de bahsettiğim gibi 6. ev konuları biraz daha önem kazanmaya başlayacak. Dediğim gibi biraz daha gündeminiz, bu bahsettiğim görev ve sorumluluklarınız, hizmet aldığınız kişiler ya da sağlığınız, işte evcil hayvanlarınız, az önce bahsettiğim tek tek biraz da bunlara odaklı olacaksınız. Şimdi aynı tarihte 23 Eylül tarihinde Güneş bu tarafa doğru ilerleyecek. Merkür de geri harekette olduğu için ikisinin bir kavuşumu gerçekleşecek. Terazi burcunda Güneş ve Merkür'ün Türkiye saatiyle 9.49'da gerçekleşecek. 2 saat öncesi ve sonrasını kullanabilirsiniz. Merkür-Güneş kavuşumları dualar, dilekler, meditasyon çalışmaları, ritüeller için çok çok önemli ve güzel zamanlardır. Mutlaka Merkür'ü çalıştırmak için yazarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle bu bahsettiğim 23 Eylül tarihinde bahsettiğim saatler arasını kullanırsanız çok daha etkili olacaktır. Dediğim gibi şimdi burada kavuşum yaptıktan sonra Güneş'le Merkür sonra Başak Burcu'nda geri hareketine devam edecek. 24 dereceye kadar gerilecek. Sonra 2 Ekim'den sonrasında ise tekrar ileri hareketine başlayacak. O zamana kadar 2 Ekim'in sonuna kadar bu bahsettiğim 23 Eylül tarihinden itibaren Merkür sizin 5. evinizde retro hareketine başlamış ve devam etmiş olacak. Burada da bütün aşk hayatınızla alakalı konularda yanlış anlaşılmalar, iletişimde problemler, yanlış anlamalar olabilir. Ya da bahsettiğim çocuklarla ilgili de olduğu için buradaki 5. ev konuları, onlarla ilgili ertelenmeler, işte aksaklıklar yaşanabilir. Yine böyle işte sinema, tiyatro gibi hobiler gibi işte sahnelediğiniz konular ya da işte bir atıyorum bir konsere gideceksiniz. Onlarla ilgili iptaller olabilir, ertelenmeler olabilir, gecikmeler olabilir vesaire. Bunlarla alakalı problemler yaşayabilirsiniz. Seyahatlerinize de dikkat edin. İşte yanlış biletler alınabilir, işte röterler vesaire bunlar da olabilir. Bu konularda mutlaka yani her işinizde ne yapıyorsanız yapın gerekli kontrollerinizi bir kez daha gerçekleştirmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 26 Eylül tarihinde ise Terazi burcunda 2 derecede bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylar biliyorsunuz yeni başlangıçlardır. 6. ev konularıyla alakalı yepyeni bir gündeminiz oluşacak. Ama şimdi burada bakıyoruz. 6. ev görüyorsunuz Terazi burcu. Terazi burcunun da yöneticisi Venüs'tür. Aynı tarihte Venüs de Merkür'le kavuşum yapıyor bu 26 Eylül tarihinde. Şimdi burada bir yeni ay gerçekleşecek ama biraz bunun eskilerle bağlantısı olacaktır. Yani bu atıyorum mesela eski işinizden yeni bir teklif gelebilir size. Hani 6. ev işle alakalı konuları anlattığı için. Ya da az önce de bahsettim. Sağlık, özellikle kronik sağlık problemlerimizle de alakalı olduğu için onlarla alakalı yeni bir gündem oluşabilir. Yeni bir tedavi yöntemi deneyebilirsiniz. Yeni işte bir diyetiniz vardı bırakmıştınız, yeniden ona başlayabilirsiniz. Evcil hayvanlarınızla alakalı bir başka bir eski bir problemi yeni bir şekilde halletmeye çalışabilirsiniz vesaire vesaire. Bu bahsettiğim 6. ev konu başlıklarıyla alakalı yepyeni bir gündeminiz oluşacak. Özellikle burada sağlıkla ilgili ev anlattığı için 6. ev. Böbrek, üreter, idrar, damarlar, deri, pankreas, insülinle ilgili sağlık problemleri de yaşatabilir. Bu ay özellikle bu sağlık problemlerine açık olabileceğiniz bir ay olabilir. Dediğim gibi özellikle hem kronik hem de bu tip sağlık problemleriniz, şikayetleriniz varsa hiç bekletmeden lütfen gerekli kontrollerinizi yaptırın. Bu ay önemli görünüyor sağlık alanları. Dediğim gibi önlem alırsak ama bizim için bir problem olmaz. Genel olarak da şunu söyleyebiliriz bu yeni ayla alakalı. Biliyorsunuz terazi burcunda gerçekleştiği için terazi burcu dengeyi, anlaşmayı, uyuşmayı anlatıyor.
hem iş arkadaşlarınızla hem de bütün bu beslenmeniz, diyetiniz, sağlık problemleriniz, yani sağlıkla ilgili bütün konu başlıklarınızla alakalı olarak daha dengeli olmanız gerektiğini, atıyorum dengeli beslenmeniz gerektiğini, iş arkadaşlarınıza işte daha böyle diplomatik anlaşma ve uyuşmaya odaklı çalışmanız gerektiğini anlatıyor. Bunlara odaklı olmamız gerektiğini vurguluyor kısacası diyebiliriz özet olarak. Şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 29 Eylül tarihinde ise Venüs Terazi burcuna geçiyor. Az önce bahsettiğim bu özellikle dengeyi oluşturmada, anlaşmada, uyuşmada, diplomasi kanallarını kullanmada, beslenmenizde dediğim gibi daha böyle onunla alakalı dengeyi oturtmanıza daha yardımcı olacaktır. Burada 6. evle alakalı yapmanız gereken her neyse sizin artık özelinize göre şekillenecektir. Onlar da daha rahat ve konforlu bir şekilde hareket etmenize olanak sağlayacaktır. Bu Venüs'ün buradaki transitiyle beraber. Kadınlardan destek görebilirsiniz de maddi anlamda da burada yapmak istediklerinizle alakalı destekler alabilirsiniz. Özellikle Venüs'ün buradaki 29 Eylül tarihinden itibaren transitiyle beraber. Evet, özet olarak bu ay bu şekilde. Umarım sizler adına hayırlı gelişmeleri hayatınıza çekebileceğiniz bir ay olur. Burada bahsettiğim bütün etkileri açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan bakıp daha detaylı kontrol edebilirsiniz. Orada ayrıca sizi ilgilendiren ya da dikkatinizi çekebilecek videoların linki de var. Oradan erişim sağlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.